Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Kafamıza Göre kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crash Bandicoot Road of Cortex'in yeni bir bölümünü çekeceğiz. Evet, en son bir teknik aksaklık yaşamıştık. Yaklaşık 6 ay kadar, 5 ay kadar önce. Ve yeni çözdük. Aklımıza yeni geldi. Çünkü neden? Hepinizin bildiği üzere kafamıza göre çünkü. Standartlarımızı düşüremeyiz bu konuda. Kafamıza göre. Deyip şimdi kilitleneceğiz değil mi? Hadi bakalım. Abi gene yeraltı diyorum, su altı bölümü. İnşallah çok fazla kanser olmadan hallederiz. Şunu bir... Yok, değiştiremiyorum. Neyse. Tamam, bununla ateş ediyoruz. Bununla. Aşağı bomba bırakıyor. Oynamaya olduğumuz zaman oldu. Ben de çok fazla praktis yapamadım yani. İnşallah çok fazla ölmeden. Lan yavaş. Çok fazla ölmeden geçeriz diye ümit ediyorum. Lan buralarda tehlikeli şimdi. Hızlı gitmemek lazım. Speedrun yapmıyoruz. Oradan exit ama. Selamları gönderelim hemen. Tamam, sakin. Oh shit. O ne lan? Fener balığı mı? Gerçi bir dakika, bu bölüm yarı su altı, yarı normal platform olması lazım doğru hatırlıyorsam. Oha, nasıl değil lan o bana? Kanser başlasın abi bu sefer. Bu sefer speedrun. Biraz daha tecrübeliyiz. Ver odunu, ver. Güm güm. Yanlışlıkla bir şeyleri vurmayalım mı? Lazım olacak. Neyse, bak. Şurada bir yerde balık çıkacak. Ya da çıktı mı? Geçmiş bile olabilir, şu an takip edemedim. Ha bak, burası. Hop. Ulan yavaş gel. Çok fazla yanıp sönmeye başladığında o kutu bir anda demire dönüyor ve vuramıyoruz. Kıramıyoruz. Eksik kutu. Bunlar hep sıkıntı. Balık adamı hallettik. TNT'ler. Şu aradakini vurabilir miyim lan acaba? Aa, vurdum hemen. Lan. Bir sıkıntı. Şunu almak lazım. Aldım. Vallahi aldım ben. Fener balığı beni bayağı korkutuyor. Gerçi bu fener balığı mı? Ne o? Fener balığı galiba. Bu derinlerde yaşayan, alnının çatısından ampul çıkan bir balık var. Görüntüye ne oluyor lan? Aa, o şerefsiz atış ediyor, ona dikkat etmek lazım. Heh, vallahi çıktık ya. Doğru hatırlıyormuşum. Evet, biz yokken bir dünya gelişmeler, bir şeyler oldu yani. Yeni Crash oyunu çıktı lan. Biz yokken. Aa, burası biraz sıkıntı. Güzel. Bayağı zor olduğunu söylüyorlar. Biz herhalde daha 10 yılda oynayamayız onu. Oyun pahalı.
Sonra elektrikli herhalde. Hop. Güzel. Niye kıramadım lan? Haydi. Yanlış yerde mi duruyor? Allah Allah. Bu ne lan? Yara Asiye. Checkpoint. Yani dediğim gibi oyunun bayağı zor olduğunu söylüyorlar ama ne oluyor lan? Bilmiyorum yani biz çok şey gördük derken mal gibi öldük. Biz ne platformlar geçtik ey yavrum ey. Normalde spoiler'a çok fazla zayıflı olan bir kişi değilim ama yine de Crash'a özel olarak hiç yani şey yapmadım, kontrol etmedim nasıl bir oyunmuş, neler oluyormuş falan. Hikayenin gibiymiş gibisinden. Oha lan alttaki ne niye vurdu sen? Ah. Normal sadece alttakine vurması gerekiyordu. Niye öyle oldu? Yağlamadım. Sizde de böyle spoiler sıkıntıları oluyor mu arkadaşlar? Şöyle yapalım. Lan vurmayın bana. Hak hak yolum. Yani spoiler sıkıntısı derken çok fazla öyle ayar oluyor musunuz spoiler durumları? Dediğim gibi benim çok öyle uyularım yoktur. Hatta daha doğrusu özellikle olur yediğim zamanlar da vardır. Kendim yani isteyerek. Şöyle söyleyeyim. Ben kitap okuduğum zaman önce kitabın en son sayfasını açar. Önce en son sayfayı falan okurum yani. O derece. Hatta son sayfanın son cümlesi gibi. İleride bir... Oğlum bu ne lan? Niye balık koydunuz buraya? Checkpoint varsa ne checkpoint alalım diyeceğim de. Neyse bonusa girelim o zaman. Özelliği gelmiş miydi ya yavaş yürüme? Oyunu o kadar uzun zamandır oynamıyorum ki. Evet gelmiş. Neydi? R2 miydi? L2. As! Lan ne oldu? Yanlışlıkla ileri yürüdüm. Beynini yersin. Başka geçiş yok mu? Aa geçtim lan. Yanlışlıkla. Kapıyı kaybettik ama. Neyse. Nitro'ları patlatacak bir şey yoksa yalnız. Neyse dur bakalım. Yani bunları patlatacak bir şey yok. İleride mutlaka bir yeşil kutu olması lazım. Yaylım ateşine tutuyoruz. Bak su altı bölümüne mi gireceğiz gene bak arkada. Bombalar, balıklar falan var.
Öyle bir şey varsa hatırlamıyorum yani. Acaba Nitro'ları vurup mu? Yok ya, mutlaka bir yeşil kutu olması lazım. Suda bir sıkıntı yoktur. İniyorum. Heh, varmış bak. Hallettik. Kaç kutu oldu? Koyduk çocuğu. Evet, sessiz ve derinden. Su derin değil ama Crash bayağı derin şu an. Kafasının içinde öyle. Şimdi Time Trial var ama Time Trial'a girmeyeceğim. Eğer canlı yayınları takip ediyorsanız orada daha eğlenceli oluyor aslında. Hep beraber kanser oluyoruz. An be an, canlı canlı. Bir dakika, zaten giremiyorum şu anda. İstesem de giremeyeceğim. Hadi öyle bir kaydedelim abi. Yine öyle saçma sapan kitlenmek istemiyorum. Güzel. Hadi bak. Brain damage. Ah! Get over here, you little orange sponge! Cause we're gonna ring you out. Evet arkadaşlar, kaşınıyor. Yüreğin varsa gel diyor. Bu bölüm harbiden kanser ya. Baya sıkıntı. Dur bakalım, kaçabilecek miyiz? Oo, bir dakika, bunlar. Aa, atlayamadım lan. Hareket etmeleri baya sıkıntı oldu. Bir daha deniyoruz. Al lan buraya. Aa, değdi lan. Dur o zaman, ortada bekleyeceğiz. Ya da oha. Ha tabi platform aşağı indiği için. Biz de otomatik olarak şey yapmış oluyoruz. Daha aşağı zıplamış oluyoruz. Tabi. Ha güzel. Bu sefer yukarıdan veriyor. Tamam. Hızlı. Şuradan. Hop. Yön değişti. Aa, atlayamadım. Kafayı yersin hani. Aa, bir dakika. Farklı bir hareket daha yapmış oldu orada. Onu kaçırdık bak. Aquaman oldu. Dur bakayım şimdi. Ha. Yani yavaş kalmak lazım onu diyor. Evet. Oha. Adam bizi toz etti yani. Daha doğrusu balon etti yani. Nasıl zıplayamadım lan? Onları bekledik. Yapma be ulan, belki atlarım ben ama. Kanser boss fight'tır. Oo. Ölmedim ha. Çok fazla bekleyince de batıyormuş. Allah'tan herife dokununca bir şey olmuyor. Ha, evinin ki yani. Güzel kardeşim, eminim ki. Yani boss fight'ta herhalde bölüm bitecek. Aa.
kadar yavaş kaldı bir herif. Ben de böyle giderim. Tabii yani. Normalde ne yaparsın? Önce söylersin. Güzellikle söylersin. Sonra vurursun değil mi? Biz mal gibi önce vurup sonra konuşmaya çalıştığımız için öyle oluyor. Ayla mı eğilmek gerekiyormuş? Yapma bunu da. Üstümüzden geçer diye düşünüyorum. Sadece zıplamayı engelleyecek bir harekettir diye tahmin ettim ama iyiymiş. Kayarak da vurabiliyoruz. Tamam, şimdi bekleyelim. Üçüncüde koşmaya başlarız. Yalnız bayağı ittiriyor lan. Ah, yapma bunu. Şu dört köşeye dönemedik ya. Hızlı hızlı. Hadi. Hadi. Bu sefer daha hızlı. Aa! Ulan gene aynı şey yaptım. Kafayı yersin. Aa! Ulan canımız bitiyor. 50'den düştük buralara. Saçma sapan hareketler yapıyoruz. Lan eğil. Sal beni. Evet, şimdi size küçük iğrenç bir espri yapayım arkadaşlar. Hazır mısınız? İnsanlar... Bir dakika lan, bu zaten yapılmıştı. Pardon. Neyse, yine de yapayım. Reklam gibi olmasın ama. Base 42'nin. Evet, kendisine selamlar. Ah. Soğuk savaş videolarından birinde duymuştum sanırım. İnsanlardan bıkıp usanan al beni ne demiş? Sal beni. Sal. Sal beni. Hadi artık kardeşim. Yapma. Hızlı gideceğim diyorlar ya. Onlar hep speedrun hastalığı. Lan niye eğilmedin? Allah'ım yarabbim, kafayı yiyeceğim. İyi de gitmiştik ya. 32 can. Ölüyoruz. İçten içe ölüyoruz. Allah Allah. Niye geçemedik buraya ya? Çok ilginç. Kansere davet. Hızlı raplandı. Güzel. Ah be. Devam. Sonucuda ne yapıyor acaba şimdi? Onu da merak etmeye başladım. Aa. Altından geçtim lan. Nasıl öyle oldu? Durumla karşı karşıyayız. Ah. Ah, stres. Sinir stres, sinir stres. Sen harbiden sinir hastası yapabilecek mi? Her şeyi tamamen yok etmiyormuş. Herhalde sadece atladığımız bölümleri, yani platformların arasını, herhalde yani platformların arasında durursan aşağı indirdi. Ne yapıyor şimdi? Bir aşağıdan ip atlat, bir yukarıdan ip atlat. Bu şekilde herhalde. Tamam. Şimdi geçsek acaba. Dur. Orada geçeriz.
kadar kolaymış. Tamam, double jump açmış olduk. İlk yere zıplayabileceğiz. Harbiden ne kadar kolaymış. Mal gibi ölüp durdum ha. Hızlı gideceğiz diye. Neyse, crunch'ı haşat etmişken hazır. Bölümü de burada bitirelim. Herhalde yeterince uzun olmuştur diye tahmin ediyorum. Bakayım süreyi görebilecek miyim? Süreyi göremiyorum. Ama eğer kısa olmuşsa zaten üstüne kaydetmeye devam edelim. Ama eğer yeterince uzun olduysa bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum hepinize. Ve takipte kalın. Belki çok daha değişik şeyler de gelebilir. İhtimaller. Görüşmek üzere arkadaşlar.